Hoş geldiniz dostlarım. Karşınıza Arise, A Simple Story. Epic Store üzerinden 45 TL'ye edinebilirsiniz. Bu arada resmi olarak Türkçe destekle çıkmıştır oyun. Hangi güzel insanlar bu gibi sanat eseri olan oyunları Türkçe'ye çeviriyorlarsa onlara teşekkür ediyoruz efendim. Herhangi bir tuşa basıyoruz ve bu sanatsal çalışmayı hep birlikte görüyoruz. Ben de ilk defa göreceğim. Ancak umudum var. Bunu hissediyorum. Yalnız çizimlere bakar mısınız? Gerçekten harika görünüyor. Bizim karakterimiz zaten hayatını kaybetmiş. Farklı bir diyarda yolculuk yapacağız galiba. Şu anda kar tanelerini kontrol ediyorum. Yalnız ışıklandırma ve gölgelendirme ilk defa uzun zamandır bir oyunda bu kadar sharp, yani net görüyorum. Yok, karakter öldü zaten, bunu en başında gördük. Kız. Acaba oyun şu anda 4K mı, ben de onu merak ettim. Çünkü ayarlar kısmına giremedik. Dur bir saniye, çok özür dilerim. Görüntü ayarları 60 fps, 2K'ymış. Kenar yumuşatma. Daha fazla grafik ayarlarını açamıyoruz. Tamam, öyle olsun. Hadi bakalım, böyle ilerleyelim biz. Zamanı kontrol ediyoruz şu anda. Aa bak. Karlar yok oldu. Daha doğrusu mevsim gitti. Tekrar en başa sarıyorum. Direkt kış mevsimi. Çok iyi be. Öyle değil mi? Buradan bu şekilde karşıya geçemeyeceğiz haliyle. Adam boğulacak. Şöyle yapacağız o zaman. Müzikleri anlatmama bile gerek yok. Şu anda karşımızdaki manzara her şeyi gösteriyor zaten bizleri. Büyük bir duyguyla yapılmış oyun. Aşk ile yapılmış.
Acaba karşıya zıplayabilecek miyim? Ya müziğe bak, müziğe. Eyvah eyvah. Oy. Çok güzel. Şu manzaraya bak ya. Işıklar, renkler o kadar güzel kullanılmış ki. Çiçek aldık. Hay amcacım benim be. Ya şu renk geçişlerine bakın ya. Ay. Korktum valla, karaktere bir şey olacak diye. Ay. Burası çok sıkıntı bir yer. Burası daha da sıkıntı bir yer. Abi. Şurada tırmanma gibi yerler var, tırmanacak sanki. Oh. Amcaya bak. Gerçi ben olsam ilk taşı bile çıkamazdım oradan. Hop. Hayır. Demek ki yüksekten düşünce de ölüyormuşuz haliyle. Bunlar da puanlarmış abi. Ana açığa çıkmış. Peki biz ne yapacağız burada? Ha, biz ana almaya geldik buraya. Şimdi anlaşıldı. Ben de neden geldik diyorum.
Acaba hikaye bizi nereye götürecek merak ettim. Daha doğrusu oyun nasıl ilerleyecek? Space'e basınca daha uzun yerleri atlayabiliyorsunuz böyle. Sağda anı var. Biz büyük ihtimal buradan gideceğiz. Diğer taraftan mı gideceğiz diyeceğim de. Bence oradan gitmeyeceğiz abi. Neyse biz atlayalım bakalım. Şöyle bir kayanın tepesine çıkalım. Oradan zaten karşıya geçeceğiz normalde. Anı almak isteseydik diğer türlü gidecektik. Ne şimdi? Anladım. Kameranın açısını değiştiriyor. Tamam. Tamam, su alçakmış zaten. Tepeye ulaşınca ne olacak? Onu gerçekten merak ediyorum şu anda. Tek tek bölümlerden anıları toplayacağız galiba bu şekilde. Burada değişiklik yapamıyoruz. Mevsim anlamında. Şu bölüme de bir göz atalım uzaktan. Bu kadar yeterli olur. En azından oyunun mantığını görmüş olduk.
kız Sevinç. İkinci bölümde Sevinç diye geçiyor. Tam rehabilite bir oyun olmuş abi. Vay. Uçurtmanın nereye gittiğini böyle görebiliriz. Şuranın arkasına gitmiş. Aha. Ay. Harika. Zıplayacağız böyle. Çok güzel. Hani sırf bunları göstermek için, daha doğrusu görmek için de biraz uzun tuttum kaydı. Eminim siz de merak etmişsinizdir. Demek ki böyle şeylerle karşılaşacağız. Her bölümde ayrı mekanikler göreceğiz. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Neyse, daha fazla oynayarak oyunu alacak dostlarımızın izlemesine neden olmayalım. Çünkü onlar izlerler. Evet efendim, hoşça kalın. Masalsı bir oyun olmuş. Böyle sizi rahatlatan. Gerçekten zaten fark ettiniz. Görsel anlamda, müzik anlamında şahane görünüyor ve oynaması gerçekten basit. Bu tarz küçük oyunlar sevenler için güzel bir oyun. Fiyatı da uygun, 45 TL. Hani o fiyata bir sürü saçma sapan oyunlar çıkıyor biliyorsunuz. Ancak böyle el emeği olan çok nadir oyunlar gelir. Benden size tavsiye, alın oynayın. Şöyle bir rahatlarsınız. Hani artık birbirinizi öldürmeyin abi, hani bomba atıyorum, silah atıyorum, küfürler, birbirlerine bağırışlar, çağırışlar, online oyunları artık bırakın. Bu tarzda sevimli küçük minik oyunları oynayarak kendinizi geliştirin abi, ruhunuzu geliştirin. Az da olsa kendinize biraz empati özelliğinizi katarsınız. Hani daha çok nefret, savaş, yıkım, bu gibi şeylerden uzak tutmaya çalışın. Çünkü bu gibi şeyler size her zaman stres getirir. Ve bunun hiç sonu gelmez. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.